gelmiş? Baban nereden gelmişti dedim. Baban nereliymiş? Babam Çankırı'dan gelme. Ufak. 6 yaşında mı 7 yaşında mı ne getirmişler? Nereye gelmiş? Babaları ölünce işkence yapmaya başlamışlar ufak çocuk. O zaman bir dayı varmış, dayı işçi getirir burada çalıştırırmış şeyde, Darıca'da. Koca Mustafa diyorlardı. O Mustafa dayı getirmiş, dedemin yanına vermiş, evlatlık vermiş. Sonra büyümüş, şey yapmış, askerliğini yapmış mı, yapmamış mı ne? Yapmadan galiba. Bu çocuğu demiş evlendirelim. O komşular, ileri gelen adamlar tabii, büyükler. İbrahim diyorlar dedeme. İbrahim bu kızın yetişti. 14 yaşındamış annem. 14 yaşında vermişler annemi ona, babama. Ya evlendi 14 yaşında. Ablam da öyle. 14 yaşında evlendi. Öyle. Ondan sonra bu babanın abileri, kardeşleri var mıydı? Onlar Çankırı'da. Hepsi Çankırı'da. Çankırı. Amcaları falan nerede oturuyorlardı? Onlar da mı şeyde Hepsi Çankırı'da? Çankırı'danlar. Onlar işleri işte dedem babamın babası yalnız babamın babası Kayıkçı Osman. O Kadıköy'ündeymiş. Kadıköy'ünde yerleşmiş. Onun durumu iyiymiş. 4-5 tane 5-6 tane sandal yapmış. Kiraya onların şeyi veriyor. Mesela sana bana Fatih'e kira ev sandal. Günlük ne kazandı sandal? Mesela 20 lira. 10 lirası senin, 10 lirası benim. Mal sahibi 10 lirasını alıyor. 10 lirasını o çalışana veriyor. Böyle. Neymiş adı? Sonra şey de fondalık alıyor onlardan. Kayaya. Kayısılar kayası. Kayısıların. Öyle işte. Öyleymiş. Baba taraf. Vakitliymiş. Anne tarafı? Anne tarafın onlar daha evvel gelmişler Çankırı'dan. Çok oldu. Onlar da mı Çankırı'dan geldi? Çankırı'dan gelme onlar da ama bilinmiyor. Ben bilmiyorum bunun hakikatini. Dedemin babası Sarı Mehmetoğlu. Demek Mehmet'miş adı. Sarı Mehmetoğulları. Ya. Sarı Mehmet oğulları, onlar da Çankırı'dan geldi. Çankırı'dan gelme. Anneanneye bak. Anne, babaanne. Babaanne. Ondan sonra babam buraya geldiğinde ne yapmış? Burada çalışmış mı? Hemen Babam askere mi gitti? 6 yaşında kadar getirmişler işte. Dedemin yanına vermişler. Evlatlık diye. Büyümüş. Askere gitmiş gelmiş galiba. O ilk askerliğini yapmış. Ondan sonra öteki belki demişler çocuğa ne iş şey yapıyorsun dışarıdan kızın var demiş evlatlık evlat aldık mı demiş evlatlık aldı olsun demiş hocalara soruyorlar yoktu nikah düşer diyor O zaman annemi veriyorlar işte annem. ondan sonra askere gitmiş, harbe gitmiş değil mi? Hangi harbe gitmiş? Balkan Harbi'ne gidiyor. Ondan sonra Balkan Harbi'nden geliyor. Balkan Harbi'nden evvel geliyor. Ondan sonra Balkan Harbi patlıyor. Bir daha çağırıyorlar. Birinci Balkan Harbi 1912'de. Ben varmışım galiba o zaman. İşte yaşıma girmiş mi, girmemişim mi? Girmemişim de olsa 1912 doğumluyum. Ama ben diyor şanssız bir adamım diyor babam şimdi. Yani askerden askere bir daha çağırıyorlar askere. Biliyor onlar tabii ne olacağını.
Ondan sonra askere gidiyor. Ablama söylüyor, bu diyor annem için. Bu diyor, buldum duymaz bu karı diyor. Kızım seni ilgilen diyor. Bir sene sonra alıyorlar notus kağıdını benim. 1329'luyum değil mi? 1328'de doğmuşum halbuki. Balkan Harbi'nde. Efendime söyleyeyim. Bir yaş ufak görünüyor notus kağıdım. Bir yaş şey, sonra alıyorlar notus kağıdını. Esas doğum 1911 miymiş? Ne? Doğum? 1911 mi? 1912. 1912 dünyaya gelmiş. Birinci Balkan Harbi'nde. Ama nüfus kağıdım 13. 1913. Öyle yazıyor da. Bir sene sonra almış ya. Bir sene bir yaş ufak görünüyor. Ondan sonra sen nasıl yaşadın şey olarak? Nasıl büyüdün sen burada? Sürüne. Ya sen yetim, kimsenin evladını Allah yetim bırakmasın Cenab-ı Allah. Bakan olmadı mı? Kim baktı? Kim bakıyor? Şimdi onu anlatacağım. 7 yaşımda ablamla beraber hacca vardı. Bundan beraber yoğurt satıyoruz, süt satıyoruz beraber. Gavurlar kaçtıktan sonra işler bozuldu. Anam yanaşma verdi beni, tuttu. 11 yaşımdaydım. 11 yaşımda kız yanaşma verdi. Kime biliyor musun? Fatih. Kime verdi? Koca Ali'nin babası vardı, Hasan Çavuş. Onun yanına reşberlik yapıyor adam. Kardeşinin koyunları falan da vardı. Çobanlık yaptık. 2 sene sonra Hatice evlendi. Ondan sonra çırak lazımmış mavunaya. Fabrikanın mavunasında çalışıyordu. Aslında kaptan falan değil de gemici girmiş, orada kaptan olmuş. Kaptanlıktan falan haberleri yok. Çok var onun gibi öyle. Böyle. Sen kaptanlığa öyle mi girdin? He? Gemilere öyle mi girdin sen? Yok canım, kolay mı? O babunayı çürüklüğe bağladılar. Sonra gittim başka yerde çalıştım. Koca Mustafa vardı. Yelken gemilerinde kaptanlık yapmış adam. O değerli kaptandı o. Koca Mustan derlerdi. Gülmez yüzü, hiç gülmezdi yüzü. Çok temiz adamdı, çok titiz adam. 13 yaşımda Mavuna'ya çırak gittim işte. Bundan sonra devam ettik. Nerelere gittin gemiyle? Buralarda. Hep buralarda. Bu Mavuna'larda buralarda. Sonradan Yunanistan'a gittim, İtalya'ya, Genova'ya gittim. Güzel mi orası? Ya işte sanayi bölgesi. Sanayi bölgesi. Genova. Kaç senelerinde o? 40 senelerinde mi gittin orada? Yok, askerliği yapmıştım. 40'ta mı? Alman Harbi... Bitmiş miydi? Yok, bitmemişti daha. Yeni mi başlamıştı? Başlamamıştı. Tamam, başlamadan. Şimdi oradan başlamıştı. Burada demir götürdük buraya. Demir. Buradan götürdük. Büyük şeyler, o zaman ahşap gemiler, gemi 500 tonluktu. İtalyan makinesi koydu içeri, 600 beygir, 400 tonluk tekneye 600 beygir makina. Köpürürdü böyle, yol verdiğim fazla. O İtalyan makinesiydi, 8 silindir. Ansaldo. Şimdi kaç yaşına kadar yaptın o işte gemilerde falan? Ne bileyim ben, 40 sene yaptım. 40 sene yaptın. Yaptım, aşağı yukarı. Sonunda ne yaptın? Sonunda görüyorsun işte, fabrikaya geldik, bilmem neler yaptık. Gemilerde ne yaptın şimdi? Gemilerde şeylik mi yaptın? Makinistlik ağır bastı, makinistlik yaptım. Ondan sonra oradan, gemilerden geldin, nereye geldin? Bak, demek iyi makinistmişim ki ben. Aranan bir makinistim böyle piyasada. Aranıyordum. Nasıl aranıyordun? Nasıl biliyorlardı seni?
Nereden duymuşlar? Temiz bakıyordum makineye bilmem neye filan. Tamirini kendimiz yapıyoruz tabii biz makinenin bakımlarını. Cari bakımını, orta bakımını. Sonra işe girdik. Seneler sonra. Kaçtaydı buraya geldim? 45'te mi? 55'te geldim. Kurşun fabrikasına girdik. 10 tane makinist gelmiş, tren makinistleri. Emekli, tekavüt. Ya bir şey bilmiyorlar ya. Dizel hakkında, motor hakkında bir şey bilgileri yok. Mars abinin eniştesi vardı, Süreyya Bey. Deniz Ticaret Okulu'ndan mezun adam. Bir şey soruyor, o da çarşıbaşı. Cevap veremiyorlardı. En sonunda biz kazanmışız. Girdik orada çalıştık. 6 sene falan. Bundan sonra ayrıldık. Rafineriye girdim, bu petrol rafinerisine. Orada çalıştım. Orada iş bitti. Parça parça. Simav'a gönderdiler beni. Şaban'da yakam bırakmadılar. Simav'da 4 sene çalıştım. Elhasıl 15 seneden fazla tamamladık. Eskiden burada gemiler çok geçer miydi? Daha mı geçiyor şimdi, eskiden mi geçiyorlardı? Şimdi tabii daha çok geçiyor. Haydarpaşa'dan filan şey yaptı. Yükleme boşaltma işleri falan burada daha iyi şimdi. Bilmiyorum ben, iskele mi yapmışlar, yapıyorlarmış şeye bu... Dil iskelesine. Ne taraflarda daha çok Türk müydü, Rum muydu, nasıl karışık mıydı? 1500 hane Zarıca o zaman. 1500 kişilik. 1500 hane ev yani. Ev var mı? Evet. 1420 hanesi bunların Rum. 80 hane Türk var. Ya o kadar. O kadar. Ama iyi geçiniyoruz. Evet. O kadar çok günah var. Darıca cennet gibiydi. Bu kırlara çıktın mı? Böyle kalacak ha. Otluk bilmem ne. Her yer belleniyor, çapalanıyor. Zeytinlikler güzel, zümrüt gibi. Bağlar öyle, kirazlıklar öyle. Mevsimine göre enginar, bakla, bezelye bunları çok ekiyorlardı. Hep İstanbul'a gidiyor. Her gün kaba mahsul deniyor bunlara. Bu her gün buradan 4-5 tane kayık kalkıyor. Kayıklar ne kadar? 20-25 tonluk, 30 tonluk böyle. Anlaşıldı mı? Buradan 2 tane kayık kalkıyor. Bir tane kumlardan, bir tane şeyden 4 tane, 5 tane kayık kalkıyor. O zaman nüfusumuz da ne kadar? 10-12 milyon kalmış. Türkiye, bütün Türkiye. O zaman nüfusumuz o kadar. 10-12 milyon bir şey. Kaç senesiniz dedin? 2012, 2014. Ben çocuktum o zaman. Kaç yaşındasın? 7-8 yaşındasın demek. Evet. Karşılıklarda zaman 10 yaşında falan. 10 yaşında falan. O kadar ya. Bu badeli oldu, gittiler tabii. Nereye gittiler? Çoğunlukta? Şimdi Türk tabasında olanlar, Rumlar. Türk'e bağlı. Bunlar mübarelere tabi oldu. Gitti Yunanistan'a. Selanik bilmem ne falan her yerde dağıldılar. Şeyler Bulgar tabasında bilmem kimin tabasında olanlar İstanbul'da kaldılar. Evet. Onları gönderemediler. Terzi vardı. Terzi Nikoli. Nikoli'nin oğlu vardı. Dimitro. Büyük terzi. Güzel terzi. Neydi adı? Dimitro oğlunun adı, Nikoli babasının adıydı. Bulgar Nikoli derlerdi zaten. Bulgar değil aslında da. Bulgar tabağı, Bulgar tabağıymış. Bulgaristan'dan gelmişler. Yunanistan'dan geldiler. Mesela örneğin Drama'dan, Selanik'ten şeyde Drama. Dede Ağaç, Kavala filan bulundu. Ondan sonra Girit Adası'ndan geldiler. Girdi orada. Evet. Oralardan geldiler. Sonra şeyden Bulgaristan'dan göçmenler geldi. Karma karışık oldu. Bir de üstelik şimdi Kürt doğumlu. Üç vilayet. Ne zaman geldi sizler?
İşte bu şey filan, PKK şey filan başladı ya. Hı-hı. O çok zulmettiler orada. Kendi milletini kesiyor. Kürtü kesiyor. Öldürüyor. Hı-hı. Ya şeye tabi olmadıkları için. Yani sıkıldığı zaman bunu açacaksın, orada dinleyeceksin. Öyle mi? Kalacak, kalacak televizyonları orada. Aha. Para kazanacak. Öyle mi? Ama en güzeli, en güzeli güzeli, kırlar güzel. Arazi güzel. Ne yaparlardı o arazide? Arazide zeytinlik, Darıca'nın zeytinlikleri. Zeytinliği orman gibi, bu kadar bol zeytinliği var. Zeytinleri. Tabii çok önem verirlerdi zeytine. Bağa, üzüm bağına. Çünkü Hristiyan milleti şarapsız duruş. Burada çok şarap yapıyorlar. Of of of, şarap. Zeytinyağı yahaneler, 10 tane yahane vardı. 3 ay, 4 ay çalışırlardı. Zeytin geziyor, yağ çıkarıyor. Bundan sonra buradan yurt dışına mı gönderiyorlardı? Efendim bundan sonra mübadele oldu, gitti ruhlar. Dramadan geldi, bilmem nereden geldi. Zeytininden de tanırım. Tütünden başka bir şey bilmiyor. O Yunanistan'da İskeçe falan var. Tütün şey bunlar. Tütüncü, evet. Zeytinleri söktüler. Hükümet de bir şey söylemedi. Bizim yerli halkı, Türkler, cahil adamları zaten. Ekserisi cahil. Bildir kaymakama, bildir kaymakam vilayete bildirsin, vilayet hükümete bildirsin, değil mi? Böyle böyle buraya getirdiğiniz göçmenler hepsi söktüler. Tabii katliam yapıyor, ağaç katliamı, zeytin katliamı yapıyor diye herhalde bir hoş geldin demezler bunlara. Boş bıraktılar. Öyle oldu. Bozdular. Şimdi de sattılar, hep şeyden çıktı şimdi. Artık zeytinlik falan yok. Ne oldu bunlara? Şuurlandırma bilmem ne çıktı. Efendime söyleyeyim. Arsa görünüyor şimdi. Darıca'nın arazisi bütün arsa görünüyor. Nitekim işte bu beton, bak görüyorsun. Bunu bir hoca vardı. Boşnaklı adam. Allah rahmet eylesin. Ağır zamana da bunlar dedi, İstanbul'dan İzmit'e kadar dedi, saçaktan saçağa kedi atlayarak da gidecek dedi, saçaktan saçağa. Nitekim oldu değil mi? Oldu. Boş yer kalmadı. Hoca, eski hoca mı? Değerli adam. Mektepte okuyoruz bak, biz o zaman mektep öğretmen değil o zaman, muallim beyler. İsimleri değişti, gene aynı da. Ama bilgi bakımından onlar bilgili adam. Çok yeni bilgileri de fazla, şeyleri de fazla, diğer bilgileri de fazladır. 40 kilise, şimdi 40'lar 50 oldu ya oranın adı. Vilayet şeyde, Trakya'da. Oral Rıfat Efendi vardı, uzun boylu. Millet dedikodu yapıyorlar böyle kahvelerde işte. Yangından sonra ev yapılıyor. Evler nedir? Baraka biliyor musun? İki oda, bir şeyden böyle ufak iki oda. Hayvanlar, altına hayvanları sokacak kadar hani fakir, gariban işi. Arka tarafında bir şey, çukur, vela çukuru. Efendime söyleyeyim, tahtayı kesiyor böyle üçgen şeklinde. Patır patır koyuveriyor orayı. Çukur, lağa çukuru böyle. Doluyor mesela üç ayda, dört ayda bir doluyor. Bunları acizlanıyor millet işte. Kahvede konuşurken hoca var, o Boşnak Hoca dediğim, öbürü de Hasan Efendi vardı. Mehmet Han'ın babası. Evet. Sen tanımazsın, bunlar tanır. Evet. İki hoca konuşurken böyle, bunlar diyorlar, hocam böyle böyle ne yapacağız? Kendileri bak karar ve Rıfat Efendi'ye geliyorlar. Muallim ama dini bilgisi çok dedik, kuvvetli. Boşnak Hoca geldi, Rıfat Efendi bir maruzatımız var dedi. Buyur hocam dedi, söyle. Millet dedi acizlanmış, bu lağım çukurlarını ne yapacak? Kendileri şaşırmış, denize salıveremiyorsun, götüremiyorsun, dökemiyorsun. Tükürtürmezlerdi gavurlar, bunlar buradan şeye, denize. Padişah mor dedilerdi, padişahın yüzüne tükürüyorsun dedi. Ekmek veriyor sana orası dedi. Hakikaten öyle. Balık kaynıyor o zaman.
Rıfat Efendi dedi ki, hocam dedi, hepsinin hayvanı var dedi. En fakiri bizdik, 2-3 tane ineğimiz vardı. Gübreleri bol dedi. Açsınlar gübreyi dedi. Evet. Boşatsınlar o lahmları içerisine dedi. Kapatsınlar üstünü dedi. Tarih atsınlar dedi. Tam bir sene sonra dedi, açsınlar, aktarsınlar dedi. Bağ versin, zeytinliğe versin, nereye verirse versin dedi. Ya bu ne oluyor, ne demek dedi şimdi Rıfat Efendi'ye. Hocam dedi, bilmiyor musun dedi. İnsan pisliği mesela necaseti galize, öyle dedi. Galize ağır pislik demek yani, insan pisliği. Necaseti galize, bir sene sonra dedi necaseti hafifeye dönüyor dedi. Gübrenin içinde ya dedi, beraber aktarıyorsun dedi, istediğin yere ver dedi. Öyle bilgili muallimlerdi, öğretmen. Kullandılar mı? Adam Rıfat Efendi çok şeydi. Oo, Bulgar gemilerine bak sen. Şey, Bulgar demişim, Rus gemileri. Bak kömür getiriyor. Şimdi bu gemiler buradan geçiyor. Bunlar şey olarak denizi pislettiler mi bu gemiler? Efendim? Pisletti mi bu gemiler bu denizi? Gemiler, bak şimdi kılavuz aldı. Bu ecnebiyse o da aldı. O da alacak. Ama bu gemiler pisletmiyor mu denizi? Hı? Pisletmiyor mu? Hayır, neden pisletmiyor? Pis mi denizi? Sintinaları boşaltırlar. Sintinaları su girer ne de olsa şaftladım, bir şafton filan, pervane şaftında. Az miktarda da olsa denize basıyor onlar yağından beraber. Şimdi nasıl? Pis mi deniz? Pis mi? Temiz mi? Nesi? Deniz, deniz. Nasıl şimdi? Pis mi, temiz mi? Pis, pis deniz. He. Denizi pis eden nedir biliyor musun? Ne? Fabrikalar. He. Nasıl? Sahilde olanlar da şey denize geliyor mesela. Anadolu'nun bilmem neresinden nehirlere boşaltıyorlar artık fabrika artıklarını. Onda mesela şey var, söyleyin, kimyevi maddeler var, atılıyor bilmem ne, balıklar. Bu Sakarya nehrinde mesela şey 30 ton balık şey nehirlenmiş denize, 30 ton. İşte Karadaki fabrikaların atıkları. Demek zehirli gazlar, bilmem neler falan, bu kimyevi şeyler. 72 çeşit balık saydı, yaşlı bir balıkçının biri. He. Çok sene oldu. Gene deniz böyle kirlenmeye yüz tutmuş da, o zaman. Yok, şey bayağı hani deniz kirlenmişti. Balıkları saydı. Bir dedi, istavrit balığı yaşıyor dedi. Bazı balıklar var dedi, göçmen onlar olarak geliyor ve Karadeniz'den gelir, gene çıkar gider Karadeniz'e dedi. Burada duramaz, bu suda, bu sularda duramıyor işte hayvanlar. Kırgınlar var gene, piyade kırgınlar, şey, 4 çifte, 5 çifte kayıklar vardı. Piyade kayık derlerdi, piyade onlara. Her kürekte bir kişi, 5 çiftesi 10 kişi. Daha şeyler var, reisi var, bilmem nesi var filan. 10-12 kişi olurdu bir kayıkta. Balığı böyle çeviriyor da motor gibi. Motor da çalışıyorduk. He, ne oldu? Anladım. İzmir'den tuz yükledik. He. 200 ton poçada, cam altında. 50 senesinin tam şeyinde, yılbaşıydı. Bir sene, bir akşam sonra yılbaşı oldu. Tuz yüklü, tam poça şeylerinde, açıklarında çarpıştık motorların. Boş altındaydık. Çatırtı koptu, kuruldum yukarı. Ne baston kalmış, ne bodoslama kalmış. Hala yola devam ediyor bizimkiler. Böyle su giriyor içeri. Gelibolu bunak bir adam vardı. 65 yaşında bunamış kaptan. İsmail Kaptan. Kör Mehmet oğlu İsmail Kaptan derler bunu. Dedim ne yapıyorsun sen?
Orak Adası diye bir adalar var. Doğru oraya. Ben makine dairesindeyim. Regülatör şey yapıyorum böyle, tam yol artık. Ne varsa açtım. Bir adacık var böyle, ufak taş kaya. Onu böyle dönse içeri kumun üzerine bindir. İki kayanın arasına gir. Çatır çatır. Bir fırladım, su böyle hücum ediyor. Sandalı atmıştık zaten deniz şeyde, motorlar şeyde, denize yakındı. Hemen şey yaptık. Yatağımı bile attım ben, elbiselerim, yatağımı ben yani çabucak kış tarafa. O yatak almaya bakıyor, kameraya girecek. Boğulacaksın bir adam dedim, kolundan tuttum, attım onu da sandala. Ufak tefek bir adamdı zaten. Çöktü yemin. Aman ne bir acı oluyor o şey, bir gümbürtü koptu. Koca tekne. Yedi kulaç suda battı. Kürekler taktı buradan, hadi babam. Öbür motor boş. Mavuna motor, onların teresteleri falan çok kuvvetli. Buna bir şey olmadı. Bize o bindirmiş. Şeye geliyor böyle, bu da şeylerine geliyor, şaplama derler böyle. Döverse de böyle. Onu oraya bindirmişiz biz, o da hiç benimsemedik. Kırılan, batan biz olduk. O gitmiş bizden evvel Koçya'ya demirlemiş. Halbuki bizi şey yapmamız, yapmaları lazımdı. Yardım etmeleri lazımdı. Koçya'ya gittik biz de kürekle. Ha, buradan karşı kadar sürüyor. Yoksa bile yakın, yarısı kadar var. Yani buradan Darıca'dan Fener kadar var bizim. Gittik, işte savcı filan ifade almış. Bak gazete, şey, Demokrat Gazetesi diye bir gazete vardı. Bolcuoğlu motorundan Eser motoru Koçak'a çıktığında şey yapmış, çarpışmış, müsaademe yapmış. Eser motoru batmış, bütün mürettebatı kurtulmuş, makinisti maalesef kayıp diye. Bizim Çakıcı da duyuyor, gazete okuyor. Adam yatıyor yatakta, ölüm yatağında şeyde. Ne duruyorsun demiş, nereye gidecek hasta kadın, ölüm yatağında. Efendime söyleyeyim, oğlum demiş öldü, ne yapıyor, ne duruyorsun? Valla. Sonra... Ha gündüz sabahleyin 9 muydu ne saat, savcı beni çağırmış, gazeteye şey yaptı, makinist dedi, Esen motorun makinisti. Şu gazeteyi al şuraya oku bakalım dedi, okudum. Sen ölmüşsün dedi bana. Ölmüşüm ya dedi, evet ölmüşüm dedi savcı bey. Allah Allah, açtı ağzını, bu gazetenin yazı işleri müdürü müdür, nedir? Hangi istihbaratını aldınız dedi bu şeydi. Yanımda ifade veriyor adam dedi be. Nasıl yazıyorsunuz dedi, bu adamın çoluğu çocuğu yok mu dedi. Gazete eline geçecek dedi. İstanbul Gazeteleri de yazdı bunu tabii dedi, bu, siz yazınca dedi. Hangi istihbaratını aldınız dedi. Utanma yok mu, haya yok mu sizde dedi. Adam yanımızda ya dedi burada. Hemen öğleden sonra aynı gazete ve makinist de kurtulmuştur ve yazmış. Okumadım bir daha ben. Çok şeyler oluyor böyle dünyada. Memnun muydun gemilerde? He? Memnun muydun o hayat? Niye memnun olacaksın? Ekmek parası çıkaracak şimdi abi. Yok, bu gemiyi çıkardık. 3 ay kaldım burada. 3 aydan da fazla. Sen nerede? Şeyde, İzmir'de, İzmir'de. Bayraklı'da. Tersane vardı burada. Çekek yeri. Ama Fener'de çalışmışsın mı?
Fener'de çalıştın mı? Ne, yok canım evet. Fener. Ya ne Fener'i be? Fatih ne Fener'i? Ne bileyim, Kapıdağ yarım adasında Fener'de çalıştın ya. Kapıdağ yarım adasında böyle Fener'de. Aa, askerden sonra mı? Ha, o Fener'cilik yaptım ya. Evet. 14 ay. Bir şeyli Trabzonlu bir hacı vardı, ihtiyar. Hiç kimsesi kalmamış memleket. Yalvardı bana. Kaptandan çekiştik biraz. Ağzını bozdu. Sensin, bensin. Bir iki tane yumruk attım o zaman, pelevan gibiydi. Biraz dedilermiş şurası burası. Bıraktım motoru. Efendim, o adam da böyle böyle torun dedi. Onlar öyle konuşur, yazlar. Torun dedi, kavga ettiniz değil mi dedi. Kaptanla öyle oldu dedim hacı baba. Gidince bırak şimdi başka yere. Torun dedi, ben dedi böyle böyle. İki ay bana izin ver. Bak Fener'e dedi, aylığını vereceğim, peşin vereceğim dedi. Ağlar, balık ağları, sandalı var, güzel. Motorlu sandal. O zaman benzin filan ucuz her şey. 14,5 ayda geldi. Ama aylığımı ben çıkarıyordum. Geldi aylığımı tamamını ödedi vallahi adam. Torun dedi, üzerine yazdırayım dedi. Burada kal dedi, bu adada dedi. Şey dedi, Bandırma'da dedi, istediğin adamın kızını alırım sana ben dedi. Evlenirsin de dedi. Kim gelecek? İstanbul'a da sürecek. Hayat bir şey böyle. Sinema şeridi, geçici. Askerliğini nerede yaptın? İlk askerliğimi burada yaptım. Bak burada aşağıda burada. Burada mı yaptın? Işıldak bölüğü vardı ya tabii. 24 ay. Nasıl oldu burada yaptın? Göndermediler başka bir yere. O zaman pek göndermiyorlardı fazla uzaklara. Yakında tutuyorlardı. Çünkü şey masraf oluyor ya, asker şey yapacak. O yana bu uzağa sevk edersen kendini. Birinci orduda, buranın şey, İzmit havalesi böyle. Adapazar vesaire filan. Hep birinci orduda askerlik yaptım. Ya. Buradayken burada Yunanlılar, sen bana söylüyorsun bir zaman, Yunanlılar burada bağcılık yapıyormuş değil mi? Şarap filan yapıyorlardı değil mi burada? Her şey yapıyorlar. Ama şarabı kendileri için mi satmak için? Kendileri için, kendileri için. He. Satarlar mı tabii ya? Satarlar. Size verdiler mi? He? Size verdiler mi şarap? Biz şarap içer miyiz? Çünkü ne? İçmedi miyiz? Daha bizim komşu vardı. He. Onların şeyleri şarap, daha şarap olmadan kaynamaya başladı mı o zaman şarap oluyor. Kendi kendine kaynıyor. Tabii tabii. O şeyken ta şırayken böyle şey bana bardak bardak içilirdi şey. Anastasiya vardı. Ülümbiyan'ın kızı. Usta Dimitri. Çocuktum ben ufak. O kardeşleri vardı. Canım sana güzelinden bahsedeyim. Ne bileyim. Allah Allah. Aklın gibi güzel de. Benim ablam yerinde o. Ben o zaman çocuğum. Onun kardeşleri de vardı benimle beraber ufak. Soyadları var mıydı? Soyadları. O zaman soyadı yok. Onlar da Yunanlar da mı yaptı? Yok ya. Onlar da anlama sonradan. Soyadı al artık. Al, bunları aldı mı orada, almadı mı bilmem. Evet. Yakapları vardı her şey. Evet. Bunlar hiç gördün mü? Sonradan bunların akrabaları falan sonradan geldiler mi buralara? Hiç gördün mü? Yakın zamanlarda 8-10 sene evvel ne kadar geliyorlardı. Evet. Duyup geliyorlardı buralara. Hatta o Kapulun evi falan ne zaman yıkıldı? Altımızda hani şey vardı. Buraları betonla ev oldu ya şimdi. Kapulun evi vardı orada. Kapulun evi.
Böyle kırmızı boyadan boyalıydı. Ta kaba koyu kırmızı boyadan. 8-10 tane kadın geliyor ama konuşma bak ya, şey, yaklaştıkça böyle caminin tarafından doğru bizim evin önünden geçiyorlar. Baktım Rumlar. Ben de pencereyi açtım, pencerede hava alıyorum. Baktım orada. Kalimera Sarbarba dedi. Barba, barba dayı amca yerine geçiyor. Kalimera Saz dedi barba. Kalimera Saz adam dedi. Estedi kritikosu şey bana. Sen Giritli misin dedi. Oh dedim ben. Arşiyonuz mu ego? Darıcılıyım ben dedi. Kala dedi, poli kala. Çok iyi dedi. O kaptan Yoman diye hiçbir şey dedi, Evropu'yu ne dedi. Burada dedi kaptan Yoman evi nerelerde, nerede? Abdur dedim, kokino hiçbir şey ne? Kırmızı boyalı demek. Teşekkür etti, Efkaristopoli dedi. Tipotik dedim ben de, bir şey değil. Der, döndüler, durdular evin etrafında, ne ne şey yapıyorlardı. Halbuki orada şey varmış, Kaptan Yomandi'nin çok altın parası varmış. Onu Fafulu, şey, kahvecilik yapardı herif. Fafulu buldu, Fafulaga. Parayı da kendi yiyemiyor. Şey vardı, bayram mı neydi bir Fatma'yı aldı. Fatma da kızı değil, çocuğu olmamış. Evlat almış o Fatma'yı. O bayramla evleniyor. Bayramın bir de o oğlum mu vardı şeyim ne? Bu zelzele oldu ya Gediz tarafında Gediz'de. Oradan bir yetim kız alıyor. Orada babası anası falan ölüyor ailesi. Getiriyor buraya evlatlık. O kız da bayram oğlunu alıyor. Kendi öldü o bayram. Şimdi o kızın bütün mallar. Türk müydü bunlar? Hı? Türk müydü? Türk. Bayramoğlu şimdi orada ne vardı eskiden? Bir var mıydı? Yok, ne olacak? Hiç öyle bir yer miydi? Birinci Dünya Savaşı'nda o Bayramoğlu dedikleri liman var böyle. Görüyorsun, üç tane burun var burunda. Ufak tekneler orada barınıyor Lodos havayla falan. Çok şey yani. İyi yerdi o zaman liman orası. Yine toprağa ekiliyordu. Karpuz, kavun, bilmem ne, buğday ekiliyordu. Bağlar vardı, üzüm bağları filan. Hristiyan Rumlar gidince bir şey kalmadı. Bu gelen adamlar harap ettiler hepsini. Dramalılar, dramalılar. Bu arada Nani Gel'in annesinin yeri yok muydu orada? Kimin? Nani Gel. Onların yeri yok muydu orada? Bilmiyorum. Onların yerleri şeydeydi. Babaların yeri kumda, çeşmenin üzerinde böyle yerleri vardı, ha. Bağları vardı, biraz boş yerleri vardı. Ha. Aferin Fatih, meşgul oluyor bak. Dede, annenlemle nasıl buldun, nerede, nasıl evlendin annenlemle, nerede tanıştın, nasıl şey yaptın? Bizim bir enişte vardı, Ömer. Bu çimento fabrikası kapandığı zaman, o Nazan'ın babası. Gitti, şeyde çalıştı. Şöyle havuzlarda, İstanbul'da taş havuzlar var, orada oraya gitti. Orada bir yerde çalışıyordu. Kasımpaşa'da bir evde oturuyordu. O evin sahibi de bizim bu hanımdan, Hayri Hanım'dan şey şöyle dayısından ahbapmış. Dayısı şeydeydi. Sadrettin Bey. Ziraat Bankası Şubesi Karaköy'de. Oranın müdürü ne göre bir şey. Ondan konuşuyor işte bu şey. Bekar mı diyor benim için? Karısı şey yapıyor. Dediğim adamın evin sahibi.
O da şeyde, Deniz Yolları'nda mı ne, memurmuş o da. Bekar mı diyor, bekar diyor. Kız baktılar diyor, genç diye, küçük diye diyor, vermedi diyor. O da diyor, kaptan kendisi diyor, şey, motor sahibiymiş falan, neyse. Satmıyor. Ya böyle böyle gittik. O Mürvet Hanım da vardı. Sabri Bey'in hani yanımızda tarla var ya. Şey aldı, Yaşar aldı. Oranın şeyleri, varisleri yani. Çiçek Amil ölünce onlara kaldı. Kısmetmiş işte. Gittik şeye bakmaya, kıza bakmaya gittik. Annem, ben, Mürvet Hanım, Takim vardı, bak hatırlamıyorum başka, Seniye ablam mı vardı öyle bir şey. Dışarı çıktık, yemek zamanı, şey, yemeği ala koydular bir şey. Hüsamettin Bey. Neyse, kısmetmiş oldu işte. Kaç yaşındaydı evlendiğinde? 30 yaşında. 30 yaşında. Annem kaç yaşındaydı? 18 yaşındaydı. Ne 18? 24 yaşında da uyudu. Anneannem 24 yaşındaydı. 24 yaşındaydı. Ah, ağzına sokmasın ama o şey. Fena o. Bu ay. Konuşuyor, bir şeyler söylüyor. Ağzına bak, keskin şey var ama. O sapsız kaşık falan vardı, tahta kaşıklar. Onlardan verin eline. Dişleri şimdi onun şey yapıyor, dişleri kaşınıyor. Ya. Gel dedenle otur bir dakika bakayım. Gel efendim bakayım. Appa, appa, appa kızım, appa, appa. Maşallah, 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 maşallah. Maşallah, 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 maşallah. Hadi, hadi mamiye, mamiye. Muhakeme bitti mi efendim? He? Muhakeme bitti mi? Bitti mi? Bitti mi muhakeme diyorum? Yok. Bitti mi? Şimdi kendini nasıl hissediyorsun? İyi misin? İyiyim oldu. He, yürüyorsun. Her gün dışarı çıkıyorsun, camiye kadar yürüyorsun. Yürüyorum. Sabahleyin kalktım 4:30'da. 5'te camide şeydeydim, kahvedeydim. Çayımı içtim. Bekledim, bir saat bekledik. Ezan okundu, camiye gittik. Orada da yarım saat durduk. Ondan sonra namaz başladı. Namaz bitti. Geldim eve. Uyumadım. Biraz kestirmişim. Baktım işte oldu. Bulaşıklarımı yıkadım. Bilmem ne, kahvaltı yaptım. İşte siz geldiğiniz zaman patlıcan işi yapıyordum. Biliyordum. Bostan patlıcanı aldım. Nasıl yapacağım? Bostan patlıcanı. Biliyor musun kaç para bizde? Bir tane ben geçen sene bir tane bostan patlıcanı. 3 milyon bir tane. 3 milyon mu? Bir tane patlıcan. Bizim orada o kadar pahalı. Oo. Sizin oraya Amerika'nın şey nerede en çok böyle sebze bilmem ne? Kaliforniya'da, Kaliforniya'da. Bizim orada da yakında bir eyalet, 5 saatlik yol var, orada da yetişiyor ama bizim orada yetişmiyor işte. Kaliforniya'dan çok yetişiyor, doğru. Kaliforniya, doğru. Kaliforniya. Her şey bak, Rumca kelime değil mi bu? Kali, iyi demek. Kali. Belki oradan geldi. Forinya, Kaliforniya, Forinya ne demek bilmem bu konu. Rumca o da. Çok şarap yaparlar.
ne yapacaksın şimdi onu? Köfte mi yapacaksın filan? Köfte yaptım, hazırladım. Hazırladım. Nasıl biliyor musun? Bak, hazırladım. Bak, hazırladım. Köfteyi nasıl yaptım? Kimyon kodum. Kimyon. Sarımsak dövdüm. Güzel. Az ekmek. Hı-hı. Kırmızı biber, toz kırmızı biber. Evet. Bir de kimyon, kırmızı biber, sarımsak. Azıcık yağ içerisine, ekmek biraz dedik, ekstra koydum. Güzel yoğurdum. Böyle şey yaptım, şöyle. Evvela yuvarlak yapıyorum, sonra böyle basıyorum. Uzunlamasına böyle oluyor. Dizdim böyle, 18-20 tane var. O kadar yiyeceğim mi? Güzel. O kadar bir tabağda değil, onu patlıcan patatesle kızartırım, patlıcan patates yanına. Şimdi onu köfteyi kızartacağım mı? Izgarada mı yapacağım? Izgarada da olur, ızgarada yaparım. Şeyde patlıcanla beraber, çünkü patlıcan çok yağ çeker. Patates çekmez, evvela patates kavururum. Ondan sonra ızgarada olur. Şeyler patlıcanı kızartırım, korur. Eski köfte ızgarada yap, daha iyice. Tabii, ızgaram var, kapalı. Onda yap. Öyle yap. Öyle yaparsan şey çeker o. Yağ çeker köfte. Yağlı olmasın. Patlıcan çok yağ çeker. Patates hiç yağ çekmez. Hiç yağ çekmez, doğru. Patlıcanı tuzlayacaksın önce, bırakacaksın biraz. Böyle çıkacak, ondan sonra koyacaksın. Ama çok çeker. Annem böyle azıcık, annem böyle yapardı. Azıcık tuz koydu üzerine, böyle böyle uvardı. Ondan sonra bırakırdı. Ben de öyle yapardım. En sevdiğin yemek ne? Balık mı? Balık mı, et mi? Sebze mi? Hangisi? Yemek seçmem ben pek. Seçmez misin? Her şeyi yersin değil mi? Eskiden pırasa yemezdim. Çocuk kanıydım. Ben paşa yanında, ikinci askerliğimde paşa yanındaydım. Emir çavuşuydu. Emir çavuşuydu. Balık mevsimine göre. Her balık tava olmaz. Lüferi nasıl yaptın? He? Lüferi. Lüferi baktım ben. Yağı az. Hafif böyle kızarttım. Hafif ama az az. Ondan sonra domatesin kabuklarını çıkardım, biraz domates. Evet. Ufak ufak doğradım. Evet. Sarımsak. Sarımsak, evet. Bunu da dövdüm. Karıştırdım. Evet. Bol zeytinyağından şey yaptım. Bir kaynadı böyle şeyde. Balığı içine koydum. Biraz bu fincan kadar yok bile. Su da koydum. Yağı kuvvetli ama. Zeytinyağı. Papaz yanisi denir ona. Papaz yanisi. Rum'dan geldi mi? Rum yemeği mi oldu? Rum yemeği. Papazın yağına bayılmış ya. Bir de imam bayıldı vardır. İmam. İmam da, hoca da, bu da yağına bayılmış. Sen çok öğrendin mi öyle yemek yapmaya? Öğrendim ya. Tabii. Ben bir kitap yaz o zaman. He? Bu yemeklerin kitabını yaz. Ya. O kadar değil. Balıktan çok iyi biliyormuşsun yemek yapmaya. Balıklar, her balıkta böyle şey olmaz. Balık var, kör balık, balık var. Alabalıktan ne yaparsın? Ben alabalık biliyorum. Alabalık. Alabalık tereyağından kızartırlar. Nasıl? Kızart, tava. Öyle kızart, tereyağı tava. Başka türlü bir şey olmaz. Çok yağsızdır. Ben çok alabalık tutarım da. Saat 2:30 olmuş be. Oldu. Tamam mı? Tamam. Hadi. Okey.